Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 90 ve 91'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 130 derece verilmiş ve paralel kenar denmiş. Bir kere 130 sak burada açısı nedir? 180'e tamamlayan açısı 50 derecedir. E 50 ise 25 25 yapar ve hocam Z var. Z'den dolayı burası 25. Evet cevap 25 yaptı. Yani birinci soru edilemiş oldu. Geldik 2. Evet. 58 ve 86 verilmiş. Bir kere 86'yı falan kullanacağız. Bir de AC ile AD eşit verilmiş. Dikkat. AC ile AD birbirine eşit verilmiş. E hocam şöyle Z'den dolayı burası da kaçtır? 58 değil midir? Evet. Şu para kenardaki tanımları kullanacağız. E hocam 58 bak x kenarsa aa, burada kaçı da 58 derece. Ve x kenar. Ve şurada da bir üçgen var. E, buradaki üçgende de iç açılar toplamından gidebiliriz. 86 ile 58'in toplamı 144 yapıyor. E, 144 ise buraya kaç kaldı? 36 kaldı. 180'e anlayalım. 36 artı x de 58 olacağından x'i de böylelikle 22 derece olarak buluruz. Evet ikinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. ABC'de paraya kenar ve şunlar açı ortay verilmiş. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban üzerinde. Yani paralel çizdiğimiz zaman kenarı iki eşit parçaya bölecek ki şunlar birbirine paralel verilmiş o zaman buradan çizilen paralel aslında bunun devamıdır peki şunların eşitliğini gösterdik hatta 90'dan çizilen kenar ortay ne oluşturdu burada muhteşem e, sonra verilen bilgilere bakalım ab uzunluğunu 6 vermiş e hocam burası da 6'dır o zaman 3 3 burası da 3 oldu ve ad uzunluğunda 10 vermiş e hocam tamamı olsa burası da 10 burası da 10 yani buraya ne kaldı 7 kaldı Bizden de yedi isteniyor yani 3. soru Edremit yaptı. Geldik 4. soruya. Sözel bir soru çizelim bakalım paralel kenarı. D paralel kenarını çiziniz. Emre Emredersin komutanım deyip çiziyoruz. Şöyle çizdik. Azlık yamuk oldu idare et. A, B, C ve D'yi çizdik. C ve D açılarının açı ortay doğruları AB kenar üzerinde. Bak C ve D açı ortayları şu açı ortay şu açı ortay AB kenar üzerinde kesiyormuş. Tamam kesilsin bakalım. Hocam şunun açı ortaya olduğunu, bunun açı ortaya olduğunu şöyle gösterelim. Bu paralel kenarın buradaki K noktasında kesiyormuş bu arada. E, bu paralel kenarın CD kenarının uzunluğunu vermiş bana. 12 olarak vermiş. A ile D noktası arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler açı ortaylar burada kesmiş. E burada Z'den dolayı burası nokta açısı değil midir? Evet. Şu X deniyor benden. E noktaya nokta. X ise burası da X'tir. Hocam karşılık kenarlar eşit X. Bak Z'den dolayı burası da çizgi açısı. E x kenar çıktı. x ise burası da x. Toplamda 2x kaça e eşit? 12'ye eşit. x'i de böyle kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Bizden de bu isteniyor. Dördüncü soru C an çıktı geldik. Beşinci soruya. Şekilde kenar uzunlukları birim cinsinden verilen paraya kenarın birer kenarları çakışacak şekilde verilmiştir. Ee, birer kenarlar çakıştırılmış. 60 ise burası da 60 burası da 60 mıdır? Evet yöndeşlikten dolayı öyledir. Sonra ne diyor? A köşesine 41 birim uzunluğundaki bir ip bağlanmış. İp ok yönünde paraya kenarın kenarları üzerinden gergin bir şekilde sarıldığında kenarları üzerinden diyor. Şöyle geldi böyle geldi böyle gitti böyle gitti. Sonra buradan böyle geldi. Hocam buradan böyle gelip böyle gider. Bak gergin bir şekilde diyor ama kenarları üzerinde gergin olacak diyor. Şöyle şöyle. Normalde kenarları üzerinde gergin olsun demeseydi böyle gidecekti değil mi arkadaşlar? Evet böyle gidecek böyle gidecek. Nereye kadar gidecek? 41'di bunun şeyi uzunluğu unutma bunu. 9 burada da 9 18 3 daha 21 Sonra 4 daha 25. 20, 25. 3 daha 28. Sonra 5 daha gider. 33 yapar. Hala 41'e gelmedim. Ee, sonra 35 yapar. Sonra 35'ten 6 daha mı gitmesi lazım? Evet 6 daha gitmesi lazım. O zaman buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Ve bizden ne isteniyor? İp gergin bir şekilde en son buraya kadar gelir. Sonra T ile B arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. İşte T burası oldu arkadaşım. Benden de T ile B noktaları arasında isteniyor Hop şöyle. E hocam 60'a karşılıklı açılar birbirine eşit. 60. E bunun gibi bir kenarı 9'du. Hatta şunun bir kenarı 5'ti. Şu, e, paraya kenar şeklindeki bir kenar. Burası üçgen burası 3. 3 3 6. Burası da 6 yaptı. 6 ve 8 oldu. Yani şöyle bir üçgen çıktı arkadaşlar. 60 derece 6 ve 8. Çizeriz kardeşim. Bizden de x isteniyor artık. Yani şuradaki üçgeni aldım. Burada yapmıyorum işlemi. Şuradan böyle bir 90 derece çizerim. Kosinüs teoreminden de yapabilirsiniz? tabii ki. Ama karşıyız kardeşim birazcık. 90'ın karşı 8 30'un karşısı 4 olur. Buraya 2 kaldı. 30'un karşı 4 ise burası da 4 kök 3 yapar. E ee, kısa yolla yapalım bunda. Hocam 2 dediğimiz 2 çarpı 1. 4 kök 3 dediğimiz 2 çarpı 2 kök 3. X dediğimizde 2 çarpı kare kök diğerlerinin kareleri toplamı. 2 kök karesi 12 artı 1'in karesi de 1. Yani x'i 2 kök 13 diye bulur muyuz? Buluruz. Evet 5. soru. Cehan oldu. Geldik 6'ya. Geldik 6'ya. Ne diyor 6'da bakalım. Açı ortay var. Hocam köşegenler çizilmiş. Hocam köşegenler birbirini ortaladığı için 8 ise burası 8'dir. E 9 ise burası da 9'dur. 4. E şuradaki üçgende bir açı ortayı bak. Üçgen ne atıfta bulunuyoruz. Üçgen bilgileri de karşımıza çıkıyor. Boşuna mı biz şunu giyiyoruz değil mi? E burada açı ortaylık var. Bak 4'e 5. E hocam 4'e 5 ise burası 4K ise burası 5K'dır. 4K 8'e K2. O zaman burası kaç yaptı? 10 yaptı. Bizden CD uzun isteniyor. E hocam burası 10 iken burası da 10 yapmaz mı? Yani cevap balık oldu. 6. soruda. Geldik 7'ye. 7. soruda da neler verilmiş? Şekildeki ABCD paralel kenar olacak şekilde. ABCD neymiş? Bir paralel kenarmış. Şöyle ABCD paralel kenar olacak şekilde şu şeklimizi çizelim. Sonra 4 kişinin konumları verilmiştir. ABCD noktalarında bulunan kişilerin Atatürk bulvarına olan uzaklıkları sırasıyla bak şunun da ikisi. Yani şu uzatlık arkadaşlar. Şurası x. Burası 3. Burası 10. Ve şurası da verilmiş bize 20. Arkadaşlar 20, 3, x, 10 olarak verilmiş. E ne yapacağız burada? İşte bu var dediği şurası. Arkadaşlar bir paralel kenarda karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit değil miydi? Paralellerin toplamları ama birbirine eşit. Hocam dik bunlar. E dik olması paralel olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. E dolayısıyla e, şu ve şu. Yani x artı 10 eşittir 3 artı 20 mi? 20 mi eşit olacak? Evet. Yani x de böylelikle 13 olarak buluruz. ÖSYM bununla ilgili son 12 yıl içerisinde 3 defa 2 defa soru sordu. E, o yüzden yani şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu özelliği bilmeniz lazım. Bilmeseniz de ispat yöntemiyle de çıkıyor da bilin. Tamam. 7. soru Cihan geldik 8'e. Ya hocam kenar ortaylık var. Büyük ihtimal alanda var. Büyük ihtimalle ağırlık merkezi vardır ki burada köşegenler birbirini ortalıyor Hocam şunlar birbirine eşit ya. A kenar ortay kenar ortay. Burası gerçekten ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. E burada ben nasıl bir hamle yapmalıyım? Valla burada sonrasında bir alan dağıtabiliriz. E ağırlık merkezi yapsam hocam sonrasında bak şuraları da parçalıyor. Parçalarken sıkıntı yaşayabiliriz. Belki parçalamadan şu eşitlerden dolayı gidebiliriz. Yani şuraya A dersem S'deki S'deki alan da A'dır. E çift çizdeki 2A ise çift tamam 2A deyip evet afe'yi o şekilde bulabiliriz. Hocam 4A ise, bu, 4A burası topladığım zaman bak 4A diğer tarafta paraya kenarda yarı yarıya yarı. köşegenler alanı iki parçaya biliyordu. E tüm A 8A verilmiş daha doğrusu 32 olarak verilmiş. A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Zaten bizden de A isteniyor. Cevap Akçay oldu. Geldik 9'a. Heh, şimdi kenar ortaklıklar var. İşte bu alanlarla ilgili ilişkiyi şöyle kurabiliriz. Hani köşegen çizilmiş ya diğer köşegeni ben çizeyim. Köşegen çizdiğimizde bak şunlar birbirine eşit. Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkez alan ilişkisini burada kullanabiliriz mesela. Hocam burada kalanlar 6 eşit parçaya ayrılır. E, bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Burası da ağırlık merkezi oldu. Hocam buradan da şunu çizersem bu da 6 eşit parçaya ayrılacak. Hatta burası 6 aysa ise burası da 6A ya. Yani bunlar da a a a a a, a diye paylaşır mı? Paylaşır. Toplamda 12 a'yı kaç vermiş? Alan a b c d olarak verilmiş. 36 a'yı da böylelikle 3 buluruz. Boyalı bölgenin alanları toplamı isteniyor. 3 a isteniyor. Bizden a yerine 3 yazarsak cevap ne çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Evet 9. soru. Cehan geldik 10. soruya. Paralel kenar verilmiş ve şu köşegen olarak verilmiş. Şimdi burada oran verilmiş. 3K ve 2K olarak verilmiş. AD uzunluğu 3K. Şurası 3K verilmiş. AF uzunluğu 2K verilmiş. O zaman buraya ne kaldı? K kaldı. Şu AFE ve ECD taralı alanlar toplamında 30 olarak vermiş. E arkadaş alan dağıtacağız. K'da kalan A ise 2K'da kalan nedir? 2A'dır. E sonra ne yapacağız? Hocam bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi? Şu köşegen boşu boşuna verilmemiştir arkadaş. Bu köşegen ya. A köşegen üzerinde bir nokta alıp karşılıklı köşelere gitmiş. Bunlar birbirine eşitti. Şuradaki uzunluklar. Hatta şu alanlar da yine birbirine eşit olmuyor muydu arkadaşlar? Çünkü niye? Tabanları aynı, yükseklikleri aynı olduğu için. Tabanlar aynı. Şuradan çizilen yükseklikte, buradan çizilen yükseklikte aynı ya. Ondan dolayı. E o zaman burası hocam 3a ise aynen burası da 3a mıdır? Evet. E sonra ne yapacağız? Şurada 3k 3k alanda atmaya devam edeceğiz. Ya istersen burada şey yapma. Ha, hayır hocam ben bu özelliği unuttum diye. Tamam, sildik burayı. Ne yapabiliriz başka? Bak şuraya bakar mısın? Şurada bir kelebek benzerliği var. E o zaman oran lazım bana. Oran var mı? Var. 3K iken burası 3K. Kelebektek oran 1'e 3. A ise 3A. B ise 3B'yi yaz. Hadi alan dağıt artık. A'da kalan A ise 3A'da kalan 3A mıdır? Bitti gitti. B'deki 3A. 3B'deki de o zaman tepe noktası C'ye göre baktığımızda. Hocam 3 katı 3 katı 9A'dır burası. Hatta burası da 9A'dır. Çünkü niye? B'deki kalan 3A ise 3B'deki kalan da 9A diyebiliriz. E bize toplamda 5 A'yı 30 vermiş. A'yı böylelikle 6 buluruz. E A 6 ise o zaman benden alan c de isteniyor. Hocam 12 burası 12 burası tüm alan 24 A isteniyor. A yerine 6 yazarsam o da 144 çıkar. Yani onun soru Denizli oldu ve geldik 11'e. Bir katlama var. Katlamayı şöyle bir açalım. Eski haline geri getirelim. Evet katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit. A köşesi paraya kenarının ağırlık merkezi olan F noktasına geliyor. Paraya kenarının ağırlık merkezi neresi? Hocam köşegenlerin kesim noktası. Yani şunun devamı köşegen. Hatta diğerini de çizersen bu da köşegen de çizmeyeyim şekil karışmasın. E köşegenlerin kesim ise köşegenler kesildiği zaman ne yapıyordu? Şöyle şöyle hocam şunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit. E, o zaman şunlar birbirine eşit değil midir? Evet. Şimdi ABC'de paraya kenarının alanında verilmiş. Tamam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Üstte binen alanlar da birbirine eşit değil mi? Evet burada kalan A ise burada kalan da A değil midir? Aynen. hocam çift çizdik A ise çift çizdik A. Tepe noktası şuraya göre baktığında. E şurası 3A. E, o zaman burası da 3A. EFB F, B üçgenin alanı. Ve para kenarının alanında 24 vermişti. 6A 24 ise A'yı buradan. Çünkü tüm alan 6A bulduk. A'yı buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. EFB isteniyor. A alanı isteniyor bizden. Cevap böylelikle Balıkesir çıktı. Ve geldik örnek 12'ye. Şimdi A, E, F alanı ve EBC'nin alanı. E, B, <laughs> yani ne diyelim? Şuraya bir A alan diyelim. Şuraya bir B alan diyelim. A artı B'yi bize kaç vermişler? 24 vermişler. Peki ne yapacağız burada? Ve alan şuradaki X alanı isteniyor bizden. Allah Allah. Hocam ne yapabiliriz? Oranlama yok. Bir şey yok. O zaman bizim alan böyle yıldızlı alanlar yani temel yapıdaki alan muhabbeti var mı diye bakacağız değil mi burada? E o zaman ne yapacağız burada? Hocam mesela bak şurası tüm alanın yarısı. Şurayı bilmiyorum. Yazsak bile şey olabilir. A ve B'yi içine katacağım. E hocam bu tüm alanın nesidir? Tamam, yarısıdır. E o zaman şuradaki alan boşta kaldı C alanı. A orayı C alanı değil ya. bak 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 bu da tüm alanın yarısı değil mi? Evet. Bak şu alan köşegenden dolayı tüm alanın yarısı. A artı B artı C paraya kenar alanın yarısı. Aynı zamanda şu bizim 5 yıldızlı alan muhabbeti. Bu tüm alanın yarısı. O da tüm alanın yarısı olduğu için her ikisi de birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Bak C'ler gitti. X ne eşit oldu? A artı B eşit oldu. A artı B de 24'tü. Yani X'i böylelikle 24 olarak buluruz. Evet 12. soruda Denizli şu 5 yıldızlı alanı lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet Cevabı Denizli bulduk ve böylelikle test 3'ü de bitirdik. O zaman bir sonraki videoda yani test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.